Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzu Xbox Series S ve X konsollar için uyumlu olan, aynı zamanda Xbox One ve One X için de uyumlu olan şarj kitini sizlere tanıtıyor olacağım. Üründen ben bir tane denemelik aldım. Bir gündür de kullanıyorum. Gayet de başarılı. Hem One X hem de X ve S konsol sürümleriyle uyumlu. Biliyorsunuz ki ben konsolumu yeni aldım. Xbox Series S konsolum. Oldukça da güzel ve çok tatlı. Yan tarafta da PS4'üm duruyor. Bir bakar mısınız arasında ne kadar büyük bir fark var? Yani ufacık bir konsol ve marifetleri gerçekten oldukça büyük. Şurada da USB yuvası var. Ben tanıtmak için genelde burayı kullanıyorum. Arkada da yuvalar var. Şimdi burada anlatmak isteyeceğim konu şu. Denetleyicimiz, Xbox'ın oyun kolu denetleyicisi tüm sürüm ve jenerasyonlarında biliyorsunuz ki pille çalışıyor. Ben PlayStation'dan Xbox'a geçen değil miyim de Xbox konsolda artık kullanan biri olarak burada fark ettim ki ve yani gördüğümde de duyduğumda da çok şaşırdım. Pille çalışıyor. İçinden Duracell piller çıkıyor. Şu şekilde pillerini takıp kullanabiliyorsunuz. Tabii bu piller bir süre sonra bitiyor. Bittikten sonra bunların yenisini almak zorunda kalıyorsunuz haliyle. Masraf. Ya da şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bu şekilde kumandasının alt tarafına takıp direkt kabloyla da takarak konsola oynayabiliyorsunuz. Ama o da çok olmuyor. Yani uzun lafın kısası buraya şarj edilebilir bir batarya almanız gerekiyor. Bu noktada ürünümüz işte görmüş olduğunuz bu ürün. Bunu tedarik etmeniz ya da kullanmanız en mantıklı yol ve yöntem. Bunu şimdi bir ufaktan böyle bir kurulumunu yapacağım. Oldukça basit ve güzel bir ürün. Öncelikle bir kutusunu açalım. Kutusundan adaptörü çıkıyor. Ayrıca kablosu var. Kablo yalnız C-Type değil tabii ki de. Micro USB çıkıyor çünkü Xbox One ve One X için uyumlu. Ben denedim. Seri S ve X kolunda da uyum gösteriyor. Zaten bu kol iki yeni jenerasyonda aynı. X olan sürümde rengi siyah sadece. Bu eski tip ama kullanılır. Oldukça da uzun bir micro USB kablo. Bunu kenara koyuyorum. Onunla bir işimiz olmayacak. Evet, bataryamız burada. Oldukça güzel, şık bir ürün olduğunu düşünüyorum. Burada yazan bilgilere göre 1400 mAh, 5 volt, 2.5, 2.4 amper şeklinde ürünümüz böyle güzel bir plastik yapı. Şurada görmüş olduğunuz kısım denetleyicinin şu görmüş olduğunuz bölgesine temas ediyor. İki uçta şu görmüş olduğunuz kısımlara. Bu kısımdan şarj oluyor. Bu kısımdan da enerji akışını sağlıyor. Takma işlemi de oldukça basit ve kolay. Şu şekilde göstermem gerekirse önce şu kısmını yerleştiriyoruz. Daha sonra bu noktada şöyle bastırarak kolaylıkla yerine oturtabiliyoruz. İşlem bu kadar. Daha sonra üst kapağını taktığımızda kullanıma hazır hale geliyor. Ben yani üst kapağını takmıyorum çünkü üst kapağını çıkartmak biraz zor olabiliyor. Takmadan bu şekilde de kullanabilirsiniz ya da takabiliyorsunuz. Bir yandan çekim yapıp bir yandan da takmaya çalıştığım için zorlanıyorum. Evet, bu şekilde kolaylıkla kullanabiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey, tabi şarjı yoktu, ben 1 saat 1,5 saat şarj ettim. Eşleşme tuşuna bir kere dokunuyorum. Işık yanıp yanıp sönüyor. Ve gördüğünüz gibi şu an konsolumla eşleşmiş durumda. Menülerde geçiş yapabiliyorum. Kolaylıkla sağa sola geçiş yapabiliyorum. Peki bunun şarj olayı nasıl yapacağız? Şarj olayı nasıl yapacağız? O da güzel bir soru. Şarj olayı da oldukça basit. C-Type bir kablo almanız gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz kabloyu ben yeni keşfettim. Bir iki gündür kullanıyorum. Gerçekten hızlı ve kaliteli. Data aktarım kablosu. Böyle basit bir C-Type kablosu değil. Genelde bu işler için kullanılıyor. C-Type uç bakın bu şekilde. Bu yeni nesil cep telefonlarınızda da var. Bilenler hani telefonu şarj ederken taktığınızda bunu az çok fark etmişsinizdir. Yeni nesil bu. USB bölümünü konsola genelde takıyorsunuz. Arka kısma da isterseniz takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha sonra C-Type bölümünde
denetleyicimize taktığımızda bu noktada hem kolumuzu şarj ediyor hem şarj doluyor denetleyicimiz, hem de kullanabiliyoruz, aynı anda kullanım imkanı sağlıyor bize ve bir yandan da tabii şarjı doluyor. Ben bu şekilde 1,5 saat kadar bıraktım. 1,5 saat kadar kullanımını gerçekleştirdim şarjlı olmasını. Şu an gayet iyi durumda, kullanıma müsait. Tabii takriben bir 2-2,5 saat bırakmak gerekiyor. Daha sonra da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu sayede pil derdinden kurtulmuş oluyorsunuz kendinizi. Eğer ki bu ürünü ihtiyaç görürseniz, tedarik etmek isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ben konuyla ilgili ürünü tedarik ettiğim yere sizi yönlendiririm. Oradan adresinizi aynı gün içerisinde kargosu gönderilir. Hiçbir sorun olmaz. Ben bir iki gündür test ediyorum, dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzel ve verimli bir şekilde kullanabiliyorum. Evet, bugünkü videomuzdan bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.